Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Konumuz varlıkların özelliklerini belirten sözcükler. Görsellere birlikte bakalım. Birincisinde bir köpek görüyoruz. Yazalım bunu. Varlığımız köpek. Burada dikkat edeceğimiz nokta, varlıktan önce kullanmalıyız özelliğini. Mesela bu köpeğin bir özelliğini söyleyelim. Sevimli. Bakın, sevimli kelimesini köpekten önce yazdık. Bu durumda sevimli kelimesi varlığın özelliğini belirten bir sözcük olmuş oluyor. Eğer sonra yazsaydık olmayacaktı, yanlış yapmış olacaktık. Mesela köpek çok sevimliydi dersem, sevimli kelimesi köpekten sonra geldi. Bu şekilde olmaz. Önce gelmesine dikkat edeceğiz. Diğerine bakalım. Bir elma görüyoruz. Varlığımız elma. Elmanın nasıl bir özelliğinden bahsedelim? Mesela renginden bahsedelim. Kırmızı diyelim. Bakın, özelliğini elmadan önce söylediğim kırmızı varlığın özelliğini belirten sözcük olmuş oldu. Varlığımız muz. Peki hangi özelliğini söyleyelim? Rengini söyleyebiliriz, sayısını söyleyebiliriz. Peki biz burada sayısını söyleyelim. 3 muz. 3 kelimesi varlığın özelliğini belirten bir sözcük oldu ve önce yazdığımız için doğru yapmış olduk. Ağaç için şunu yazalım. Uzun ağaç. Ağaçtan önce kullandık uzun sözcüğünü. Varlığın özelliğini belirttik. Diğerine tatlı portakal diyelim. Varlığımız portakal. Portakaldan önce tatlı kelimesini kullandık. Varlığın özelliğini belirttik. Buradaki adam için de yaşlı adam diyelim. Yaşlı kelimesi varlığın özelliğini belirten sözcük. Ve bu çay için de sıcak çay dedik. Rengini, sayısını, biçimini, durumunu söyleyebiliriz çocuklar. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.